buraya hazırlanırken açıkçası hayattaki çok büyük eksikliklerimi görme şansım oldu. Bir tanesi kızımın neden teknoloji sevmediğini anladım. Onu yanlış yetiştirmişim. Çünkü çok araştırma yaptım. Yani insanların teknolojiyle barışması için ne yapmak gerekiyor diye çok yanlış yoldan gitmişim. İkinci gördüğüm büyük sorun da beyinle ilgili. Sağ taraftaki kadın beyni, sol taraftaki erkek beyni. Erkek beyni böyle biraz köşeli bir şey. İçinde kompartmanlar var. Ve o kompartmanların her biri bir konuya ayrılmış. İşte aşk, iş, para, neyse, eğitim. Ve bu kompartmanlar arasında pek geçiş yapamıyor. O yüzden erkekler bir anda bir tek şeyi yapabiliyorlar. Konular arasında da bağlantı kuramıyorlar. Şimdi Özlem Ata'dan girdi, Samsun'dan çıktı. Ne olduğumu şaşırdım konu arasındaki bağlantılar. Biz erkekler tek bir şeyi becerebiliyor. Sabahleyin hanımla beraber, Pınar da burada bugün konuşmacı. Kahvaltı yaparken fark ettim. Ben sunuma kilitlenmiş durumdayım ve sunumda bir görüntünün karesinin doğru oturmasına çalışıyorum. Pınar o sırada evde çocuğu organize ediyor o gün nerede eğleneceğini. Bir yandan garson hanımla sohbet ediyor, kahvaltımızla ilgili bir takım detaylar çözüyor ve bir yandan sunumuna bakabiliyor. Ben ise bir dakika, en önemli bir şey yapıyorum, şunun köşesi denk gelmedi seviyesindeyim. O yüzden biraz köşeli bir tip olduğum bir anlamakta fayda var. Geçelim slide'a ve benim hayatımda o köşelerin içerisinde, o karelerin içerisindeki en büyük yeri de para kaplıyor. Ben parayı seviyorum. Ve diyorum ki, kadınlara ne anlatabilirim bugün de kendime sorduğumda, parayla bu teknoloji ilişkisi biraz kuralım dedim. Çünkü eninde sonunda para önemli. Yani hayatta özgürlük istiyorsak, hayatta istediklerimize ulaşmak istiyorsak bunun parayla bir bağlantısı var. Ben de parayla bu bağlantıya bugün biraz yardımcı olmak istiyorum. Teknoloji bağlantısı kurmak istiyorum. Uzun yıllardır yatırımcıyım. Geçelim bir slide daha. Yatırım yapıyorum derken de ya böyle altın, toprak, arsa o işlerden anlamam. Teknolojiye yatırım yapıyorum. Çok iyi gitti. Biraz da şanslıydım ve o gün bugündür de teknoloji alanında sürekli yatırımlarda bulunuyorum. Bu da beni kariyerimde başka bir yere doğru götürdü ve teknoloji yatırımcılığıyla ilgili YouTube kanalı açtım. İşte öyle de hasbelkader YouTuber'da oldum. Ama teknolojiyle ilgili bildiklerim, öğrendiklerim benim önüme çok yeni yollar açtı. Çünkü şunu gördüm. İnsan teknolojiyi bilirse bir kere girişimci olabiliyor. Ondan bahsedeceğim. Ve kadın erkek olmanız fark etmez. Teknolojiyi anlayabiliyorsanız girişimci olabiliyorsunuz. İkincisi, ya ben girişimci olmayacağım, ben yatırım yapmak istiyorum diyorsanız teknolojiye yatırım yapmak mümkün. Yani paranızla başkalarınız için çalışsın. Mesela Elon Musk benim için deli gibi çalışıyor her gün. Ben de bekliyorum para kazandırsın bize diye. Üçüncüsü, yeni teknolojilerle üretkenliğinizi artırabilirsiniz. Çok daha verimli olabilirsiniz ve son olarak da çevrenizdeki değişime önce olabilirsiniz. O benim yapabildiğim en duygusal anı olacak konuşmanın. Daha fazlasını beklemeyin. Okay. Şimdi biraz para konuşalım. Evet, atlayalım bir slide. Şimdi teknoloji girişimci demek aslında iki şeyi kapsıyor bence. Bir tanesi, bir tarafta bir teknolojik trend var. İşte bu ekrandaki arkadaş Amazon, Jeff Bezos, onun kurucusu. Şunu görüyor, diyor ki ya bu internet işi büyüyecek. İnternet insanlar muhtemelen bir şeyler de alıp satmak isteyebilirler. Ne yapayım ben? Evdeki kitaplardan başlıyor. Daha sonra yavaş yavaş büyüterek internetten kitap yazmaya başlıyor, satmaya başlıyor. İşte dünyanın bugün de en zengin insanlardan bir tanesi. Bu ana mesele, yani burada bir teknoloji var. Burada da İnsanların çözmeye çalıştığı bir problem var. Özellikle Jeff Bezos o zamanlar nadir kitaplara odaklanıyor. Herkesin yapabileceği bir şey. Bunda bir cinsiyet ayrımı açıkçası hiç görmüyorum. Atlarım bir slide daha. Nitekim dünyadan harika örnekler var. Mesela bu hanımefendi adı Melanie Perkins. Melanie Perkins, Canva'nın kurucusu. Canva'nın bugün piyasa değeri 26 milyar dolar civarı. Leader'da iyi gidiyor. İnşallah göreceğiz hocam oralarda. 26 milyar dolar nasip etsin. Ve baktığımda hikayesine daha evvel bir tasarımcı, grafik tasarımcı. Mevcut grafik tasarım yazılımlarının çok ilkel olduğunu, kullanmasının çok zor olduğunu görüyor. Ve Canva'yı kuruyor. Belki vardır Canva kullananlar aranızda. Hiç yazılımdan anlamayan bir insanın bile grafik tasarımcısı olmasını sağlıyor. Biz bütün görsellerimizi, kapaklarımızı, her şeyimizi Canva sayesinde yapabiliyoruz. Avustralya'da bir girişimci. Daha evvel bir iki tane küçük girişimleri var. Ve sonra bu yolu alıyor. Ama Türkiye'den de harika örnekler var. Alalım bir tane daha. Mesela Demet Hanım. Belki de buraya gelmiştir daha evvel bilmiyorum. Gelmediyse davet etmenizi tavsiye ederim. Trendyol'un kurucusu. Amerika'da okuyor. Orada bir danışmanlık şirketinde çalışıyor. Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'de e-ticaretin erkeklerin elinde olduğunu görüyor. O zamanlar bir markafon diye bir şey vardı. Hatırlıyor muyum? Hatırlayan var bilmiyorum. Sonra ortadan kayboldu. Ve şunu fark ediyor. Çok da doğru bir şeyi fark ediyor. Markafon daha ziyade fabrika fazlalarını satmak için kurulmuş bir yer. Moda duygusu yok, o şahane kadın gözü yok, dünyayı anlama yok. Ben bu çerçevede Trendyol'u kurayım diyor. Bugün işte Trendyol'un büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Bir slide daha atlayalım. Hanımefendi Hande Çilingir, belki tanıyanlar var, Insider'ın kurucusu. Insider Türkiye'den çıkan
ilk unicorn girişimlerden bir tanesi. Unicorn demek 1 milyar dolar üzeri değerlemeye ulaşan. Bütün dünyada da şu anda hizmetler veriyor. Hande Hanım eskiden bir beyaz yakalı profesyonel. Daha sonra özellikle büyük şirketlerin teknoloji yazılımı meselesinde, özellikle de pazarlama yazılımları konusunda zorlandığını görüyor. Ben buna bir çözüm getirebilir miyim diyor ve macerasına başlıyor. Her seferinde aynı hikaye görüyoruz. Bir teknolojik trend var. O teknolojik trendin çözebileceği bir müşteri problemi var. Ben bu ikisini birleştirmek için ne yapabilirim? Ama diyebilirsiniz ki ya hocam ben bu yaşa kadar böyle yazılımda, teknolojiyle bu işlerle çok da uğraşmadım. Yine de girişimci olabilirsiniz teknoloji sayesinde ama. Atlarım bir slide daha. Benim çok heyecanla, bir slide daha geçebilir miyiz? Teşekkür ederim. Benim çok heyecanla takip ettiğim dünyada bir akım var. Yaratıcılık ekonomisi deniyor. Yani bir şey yaratabilen insanların bunu piyasayla, müşteriyle buluşması kolaylaşmış durumda. Yine teknoloji sayesinde. Yani işte her gittiğim yerde sağ olsun birkaç kişi geliyor. Hocam diyor işte senin yüzünden hisse aldık, battık falan. Neyse böyle şeyler de yaşıyoruz tabii. Ama her gittiğim yerde bir iki tanıyan çıkıyor Allah'a şükür. Niye? Çünkü YouTube sayesinde fikrimi, görüşümü bütün dünyaya aktarabildim. Yurt dışında da çıkıyor. İşte bu yaratıcılık ekonomisinin gücü. Bir şey üretip yarattığın zaman sen bunu bütün dünyayla buluşturabiliyorsun. Yani üretip yaratacağın şey çok da önemli bir şey olmayabilir. Ben 600 hisse senetleri konusunda konuşuyorum. Yani öyle bir büyük bir yaratıcı olduğumu da düşünmüyorum. Ama eğer anlattığınız şey ilginçse ve bunu samimiyetle yapıyorsanız, özeniyorsanız, iyi bilgiler veriyorsanız bütün dünya bunu merak ediyor. İşte bu çerçevede de başka bir girişimci geçelim lütfen. Tanıştırmak isteyeceğim bir hanımefendi var. Aranızda Excel tablosu iyi yapan var mı? Excel uzmanı. Önden çıktı. Excel dünyanın en önemli yazılımı galiba bana sorarsanız. Dünyadaki en büyük eğitim pazarı yabancı dil eğitim pazarıdır. İkinci en büyüğü Excel'miş. 700 milyon civarında kişi her gün Excel kullanıyor. Şimdi bir tablo programı biliyorsunuz, onda bir şeyler yapıyor. Bu kızcağız da bu COVID öncesinde bir danışmanlık firmasında çalışıyor. İşte COVID olup eve kapanınca böyle bir hayatı sorguluyor. Siz de yaptığınızı bilmiyorum. Yani böyle bir hayatı sorguladık ya ben ne yapıyorum falan filan diye. Bu kızcağız bu danışmanlık işinde işte sıkılıyor. Kendi işimi kurayım ne yapayım deyince Excel dersleri verebilirim diyor. Fakat değişik bir yoldan gidiyor. Instagram'da ve TikTok'ta kısa videolar yapmaya başlıyor. Çok da eğlenceli videolar. İşte videoda bir yandan dans ediyor. Zaten sevimli bir hanımefendi. Burada da yukarıda bir Excel tablosu var. Orada bir problemi çözüyor. İşte patron senden şöyle bir rapor istediğinde onu şaşırtmanın yolu falan diyor. Çok da eğlenceli videolar. Ve acayip yürüyor. Bir anda işte bütün dünya çapında 4-5 milyon takipçiye ulaşıyor. Ve bunun sonunda bir gün diyor ki ya ben size daha ciddi Excel eğitimleri verebilirim. İşte bizim de var ya böyle Udemy falan gibi eğitim platformları, onun gibi bir ortam üzerinden Excel eğitimleri vermeye başlıyor. Çok beğeniliyor. Hatta Microsoft'un ilgisini çekiyor. Microsoft diyor ki ya diyor bizim diğer ürünlerin de eğitimlerini sen versene. İşte Word'ü, PowerPoint'ü falan. Hatta şu anda kızımız Microsoft'un yönetim kurulunda yeni ürün geliştirme projelerinde danışmanlık da veriyor. Ve bir yandan da dünyayı geziyor. Çok tatlı bir sevgilisi var onunla beraber. Sevgilisini fotoğrafçı yapmış bu arada. Adam bu oyuna bunu fotoğraflıyor, video çekiyor. Böyle yurt dışına tatile eşiyle giden beyler varsa yaşamış olabilirler buna. Bir de bir uğraşacak falan. Neyse adam bunu göremedimiş kendine. Bir yandan dünyayı geziyorlar, bu işleri yapıyorlar. Bu yeni dünyanın gücü işte. Sen yeter ki bir şey üret, yaratabil, ortaya koy. Oradan bambaşka yerlere doğru gidiyoruz. Atlayalım bir slide daha. İkinci konumuz para. Ya para önemli. Çünkü hepimizin eline gün geliyor, birazdan fazla bir para geçiyor. Türkiye'de o parayı ne yapıyoruz dersek gidip çeyrek altın alıyoruz. Benim gözlemim bu çerçevede. Dünyada altına bu kadar meraklı iki toplum var. Hintliler bir de biz Türkler. Özellikle hanımlar için altın ve gayrimenkul bir numaralı yatırım. Pek doğru bir yatırım değil ama. Atladım bir slide'da. Ben de bunu uzun zamandır savunuyorum. İşte bunun için YouTube kanalı kurdum. 70-80 bin takipçi var. Şu sağ tarafta, şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. O rakam biraz tuhaf çıkmış. Takipçi kadın sayısı %5.9. Halı saha maç gibi sürekli. Bir slide daha atlayalım. İlla böyle acayip hisse senetlerini anlamanıza bile gerek yok bu arada. Daha da basit bir iş bu. Gidiyorsunuz burada üstte biraz zor gözüküyor. Bir tane fon var. QQQ diye. Başka fonlar da var. Reklamını yapmayın. 1000 tane fon var. O fonu alıyorsunuz. Orada neler var? Teknoloji şirketleri var. Getiri buradan görebildiğim kadarıyla %400 civarında. Son 10 yılda altını görüyorsunuz. Aşağıda hala ölü takılıyor. Paranızı yönetmelisiniz. Bu kadar basit ya. Bunu yapmıyorsunuz, çeyrek altın alıyorsunuz. Yapmayın. Çünkü eninde sonunda servet büyütmemiz de gerekiyor bir yandan. İster girişimci olmak isteyelim, ister çevremize katkıda bulunmak isteyelim. Bu işlerde bedava olmuyor. Kim sponsor olmuşsa Allah razı olsun. Her şey parayla.
Ve bu paramızı, iyi kötü kazandığımız paramızı nasıl değerlendirdiğimiz önemli. Tabii şimdi şöyle yapmayın. Hocam o gün sen dedin ben test aldım düştü. Yok. Yavaş yavaş, sakin sakin teknoloji tarafında yatırımcı olun. Bir de Türkiye'den de ne güzel işte şimdi Reader gibi çok hoş örnekler çıkmaya başladı. Bugün de o yönden de şanslı oldu Özen'le burada bir arada olmak. Onları da düşünmek gayet mümkün. Özen fiyat iyi mi bu sıralar, ne diyorsun? Bir içeriden bir bilgi versen bize de 3-5. Vermedi. Ve baktığımda kadın girişimci efsaneleri var. Araştırdım. Legendary Women Investors diye müthiş bir makaleye denk geldim. Bunları okuyun, ne yapıyorlar bunlar? Yani bunlar tabii bu işi daha profesyonelce yapan insanlar. Çok enteresan bir araştırma sonucu göstereyim size. Vanguard diye bir fon yönetim şirketi var Amerika'da. Bunların da bir yatırım platformu var. Bir araştırma yapıyorlar. En başarılı yatırımcıların ortak özelliği nedir? Erkek mi bunlar? Kadın mı? Genç mi? Yaşlı mı? Hiçbiri değil. Ölü. Ölenlerin yatırım getirisi daha iyi. Çünkü ölmüş adam oynayamamış hisselerle. Biz erkekler öyle değiliz. Biz oynamayı seviyoruz. O hisseyi alacağız, satacağız. Hocam trendi yakaladık, iniyor dip falan. Kaybolup gidiyoruz. Ölünce rahat. Hisse duruyor. Yavaş yavaş büyüyor. Kadınlar bu konuda daha iyi. Mesela Japon kadınları dünyanın en başarılı yatırımcı kitlesi içinde bulunuyor. Çünkü alıyorlar, tutuyorlar abi bu. Kadınların sabrı daha geniş. Çünkü siz bir çocuk yetiştirme güdüsü var sizde. Müthiş bir şey. Yani bir güzel bir çocuğun, ata gibi güzel bir çocuğun ortaya çıkmasının nasıl emek istediği, nasıl zaman aldığını biliyorsunuz. İyi bir şirketin ortaya çıkması da zaman alan bir şey işte. Büyüyor. Ve kadınlar buna sabredebiliyor. Erkekler edemiyor. O yüzden yatırım bence işin ikinci boyutu. Üçüncü boyut, tabii bir yandan da üretkenliğimizi artırabiliriz. Ben yapay zekayı inanılmaz yoğun kullanıyorum. Sizi boğmak istemem detaylara ama ChatGPT çıktığından beri çok da yoğun kullanıyorum. ChatGPT çok acayip. Yani burada bir çok rahatsız edici bir istatistik var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Baro sınavlarında ChatGPT şu anda insanların %90'ından daha iyi performans gösteriyor. 4 ay önce %10'undan daha iyi performans gösteriyordu. Versiyon değişti. Performans buraya geldi. Yani buradan ChatGPT gibi çözümleri kendimize rakip olarak düşünebiliriz. Veyahut da ya ben bunları nasıl kullanırım da üretkenliğim artar diyebiliriz. Ve bunlardan yüzlercesi var şu anda. Binlercesi var. Her konuda verimlilik artırabiliyorlar. Ben yapay zeka ile tanışmadan önce bir YouTube videosunun düşünmemden üretip web siteme yüklememe kadar geçen süre 2 gün civarıydı. Ve zaman zaman dışarıdan destek de alıyordum. Şu an 3 saat. Tamamını kendim yapabiliyorum. Çünkü şu ekranda gördüğünüz işte bazı örneklerini verdim. Yapay zeka programları sayesinde her şeyi çok hızlı, çok teknik, çok üretken yapabiliyorum. Sofia'dan daha hızları var, bu hızları var bu arada. Mesela Sofia demin A senkronunu tutturamadı. A senkronunu 7 dilde benim yüzümden tutturan yazılımlar var şu an. Sofia biraz eskimiş. Böyle bu dünya. Çünkü bunları kullanırsak üretkenliğimiz artar. Üretkenlik artarsa ne olur? 2 şey olur. Bir tanesi bir yerde diyelim profesyonel kariyer yapıyorsunuz, yükselirsiniz. Bir üretken olmayan Mehmet var, burada da üretken olan Özlem var. Bitti cinsel ayrım falan. Herkes üretkenliğin peşinde. Bitti, yürürsün. İkincisi belki kendi işini yapıyorsan, benim örneğimde olduğu gibi daha fazla üretirsin, daha fazla ortaya koyarsın. Yapmanız gereken şey de basit. Bunlar da biraz oynayın. Çok da kolaylar ha. Yazıyorsunuz yani. Beni yakışıklı göster. Beceremedi. Kitlendi bayağı bir uğraş. Göbeğimi biraz küçült. ChatGPT'den cevap. Kendin küçült. Neyse. Yani her şey yapamıyorlar ama bayağı iyi işler yapıyorlar ve olduğumuzdan çok daha hoş hale gelip çok daha güzel içerikler üretebiliyoruz. Ve tabii son olarak da çevremizdeki değişimi yönetmemiz önemli. Biraz önce bahsettim. Kızımı yetiştirirken çok hata yapmışım. Teknoloji sevmiyor şu anda. Kullanıyor. İyi bir okula girdi. Ama teknolojiyle aşkı çok az. Benim kadar seven bir insanlar öyle olmaması gerekirdi. Ama yanlış işler yapmışım. Bugün Pınar kendi konuşmasında neleri doğru yapmanız gerektiğini bir ebeveyn olarak da sizlere anlatacak. Çünkü oradan başlıyor bütün süreç. Oradan başlıyor bütün yolculuk. Ama hala yapılacak işler var. Bu sunum için araştırma yaparken bu hanımefendiye denk geldim. Debbie Sterling. Debbie Sterling de bu arada bir TEDx konuşmacısı. Mutlaka izleyin. Müthiş. Debbie Sterling mühendis. Mühendislik fakültesinde okurken bir sorun hissediyor. Diyor ki benim diyor uzamsal becerilerimin erkeklerden daha az olduğunu gördüm. Hani bu kadının yol bulamaması esprisi falan var ya, hikaye oradan geliyor aslında. Ve araştırıyor. Acaba diyor bunda bir şey mi var yani, beyinde mi bir fark var, genetik bir fark mı var? Yok. Tek fark erkek çocukları daha fazla Lego gibi uzamsal ürünlerle oynuyorlar. Doğru mu? Bu kadar basit aslında. Yani hani aldığınız hediye bile doğru seçmenizde fayda var bu yönden. Peki ne yapabilirim diyor. Legoların kadınımsı bir versiyonunu yapıyor. Kadınların daha çok seveceği inandı kız çocuklarının. Pek işe yaramıyor. Sonra
işte şu ekranda gördüğünüz setleri geliştirmeye başlıyor. Ve bir yandan bu setler sayesinde kız çocuklarının uzamsal düşüncesini geliştiriyor. Bir yandan da başarılı bir girişimcilere dönüşüyor. Yani hep yapacak bir şey var. Girişimci olabiliriz, yatırımcı olabiliriz, üretkenliğimizi artırabiliriz veya çevremizi dönüştürebiliriz. Bu TEDx konuşmaları da bu yönden çok seviyorum. İnşallah aranızda birkaçınız da dönüşmek isteyecek. Ve size diyorum ki bütün bu iş zihinsel. Yani erkek şunda iyi, kadın bunda iyi falan, bunlar zihinsel. Araştırmalar erkek beyniyle kadın beyni arasında ciddi bir fark görmüyor. Küçücük bir gramaj farkı var. Gerçekten gramaj farkı var. Onun dışında hiçbir şey yok. O gramaj farkı da ne işe yarıyor henüz tespit edilemedi. Erkek beyninin böyle bir boş bölgesi var. Boş boş bakıyoruz ya biz bazen. O oraya denk geliyor herhalde. Biz buyuz. Onun dışında sıfır fark. Aynı becerilere sahibiz. Hatta daha fazla iletkene sahipsiniz kadın beyninde. Daha fazla beyaz maddeye sahipsiniz. Bu sayede bağlantılar kurabiliyorsunuz. Yepyeni şeyler söyleyebiliyorsunuz. Bizde onlar yok. Ama zihni modeli değiştirmekle başlıyoruz. Teknoloji takip edin, teknoloji okuyun, teknolojiyle ilgili şeyleri izleyin. Özlem gibi Samsun hemşerinizi yaptınız. Pide ısmarlayın geliyor konuşmaya, ben size söyleyeyim. Değil mi Özlem? Bir pide gelir Özlem. Özlem gibi konuşmacıları çağırın. Bugün eşim Pınar konuşacak. Pınar da mesela doğrudan doğruya teknolojiye yakın hiç olmadı. Ama teknoloji süper kullanıp bizim haddini aşımızı başarılı bir yer haline getirdi. Haddini aşın diyoruz biz. Bunu ilk söylediğimizde haddini bil hocam dediler. Türkiye'de herkes had bildiriyor. Haddinizi bilmeyin. Daha iyisini yapabiliriz. Teşekkür ederim.